Oto Seyir'e hoş geldiniz. Bugünkü programımızın konuğu Vento değil, Golf 3 GTI ve sahibi evet. Emrah Evranlı Bey. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Golf GTI çok sevilen, yurt dışında çok iyi tanınan modellerden bir tanesi. Fakat Türkiye'de pek bilinmez. Genelde bizde Peugeot'un GTI modelleri piyasaya hakimdir. GTI deyince akla onlar gelir. Fakat bu arabanın da seveni, hayranı çok. Ben şöyle yanıma aldığım teknik notlardan bakayım müsaadenle. Tabii. Motor 2 litre öyle değil mi? Evet. Atmosferik. Aynen öyle. Bu araba kaç model? 97 mi 96 mı? 97 Limited Edition. Türkiye'ye genelde 96'lar gelmiş galiba ama evet. 97 model. 97 modellerde şöyle bir durum da söz konusu aynı zamanda. 96'ya kadar olan versiyonlarda çoğunda sunroof var ama bizim aracımızda yok. Çünkü sebebi şu, sunroof ortalama 100-120 kilo civarında geldiği için ve bu arabada limited edition olduğundan dolayı sunroof koymak istememişler. Ya da opsiyonel olarak çok az koymuşlar. Daha hızlı gidebilsin diye. Kesinlikle de değmiş. Değmiş. Gerçek GTI sahipleri, gerçek GTI sevenler arabayı mümkün mertebe spor konfor donanımlarından arındırılmış isterler. Bu arabada da 90'lı yılların spor halini vurgulayan her detayı var. Kapı eşiklerindeki GTI yazıları, muhtelif yerlerde kırmızı detaylar, çizgiler evet. ve beyaz kadranlar. Artık modası beyaz unutuldu. Beyaz kadran vurgulamak istiyorum. Sadece 97 olanlar da var. 96'da yok. Evet. Kağıt kesilerek içine tıkılanları karıştırmayın. Bu arabanın ön tarafına baktığımız zaman zaten Golf'ün tasarımı, Golf 3'ün tasarımı çok külttür. Ben şöyle bir özet geçeyim. Golf şu anda hali hazırda 8. jenerasyonu bekleniyor. 7. jenerasyonu oldu evet. bile. Golf 1 ilk çıktığında Volkswagen Kafer mi diyelim, kaplumbağa mı diyelim bizim halkın söylediği şekliyle kaplumbağadan sonra devrim oldu. Muhtelif arkadan motorlu model denemeleri vardı aile kullanımı için ama hem içi geniş, hatchback mimari hem de yeterince kompakt boyutlar çok sevildi. İnsanlar çok ciddi rağbet gösterdiler ve ondan sonra Golf uzun süre üretimde kaldıktan sonra yenilendi. Golf 2 biraz daha enine boyuna büyümüş bir arabaydı. Golf 2 çok uzun süre piyasada kaldı. Hatta Golf 2 1983'ün 6. ayında çıkmaya başladı. 1992'ye kadar üretildi. Yanlış hatırlamıyorsam üretimi bitmedi. Güney Amerika'da, Güney Afrika'da hala devam ediyor. City adıyla geçiyor onlar ama. Ama yine kesinlikle, kesinlikle ama 2. City diye de özellikle belirtiyorlar. Golf 2'nin günahı neydi? Golf basit, rahat kullanılı bir araba. Golf 2 birazcık demoda kaçmaya başladı artık. Hem aerodinamik açıdan sıkıntıları başlamıştı hem de teknolojisi çok ayak uyduramıyordu şu an ama Golf kendi sınıfını oluşturan mihenk taşı bir otomobil otomotiv tarihinde. Evet. Volkswagen Golf 3'e çalışırken dingil ağırlığını muhafaza edip arabayı fazla büyütmeden orijinal boyutlarına sadık kalarak yapabildiği kadar modernize etmiş ve sonuç yanımızda duruyor. Kesinlikle. Bu arabanın station wagon versiyonu, sedan versiyonu var. Vento olarak Türkiye'ye geldi. Bunun da ön ızgarası farları. Vento'dan niçin böyle bir tercih yaptık? Neden ön ızgarası böyle? Ön ızgaranın bu hale gelebilmesi için öncelikle değişmesi gereken bir parça var. Bu parça nedir? Kaput, far, panjur değişirse bu araba direkt Vento kafa bölümüne dönüyor. Şimdi hemen ben akıllarda canlanan soruya geleyim. Bir insan neden kaput, farlar ve panjur değiştirmek istesin acaba? Ya kimse öyle kafa giydirdik, büyük kaza yaptık, şudur budur demesin kesinlikle. Öyle bir şey yok. Biz bu halini diğer halden daha çok hoşumuza gidiyor. Evet. Bunun sebebi yabancı forumlarda olsun, yabancı fotoğraflarda, işte internet sitelerinde gördüğümüz zaman Golf 3'lerin Avrupa'da yarısına değilse de %30, %40 bandında kesinlikle bu hale çevriliyor. Ve tabii motorları güçlendiriliyor, farklı parçalar takılıyor. Ama özellikle bu kafayı Avrupa'da çok kullanıyorlar. 3 değil, Türkiye'de Volkswagen'in parladığı reklam kampanyalarıyla da beraber her insanın tanıyıp sevdiği modeller Passat ve onun jenerasyonu işte Golf 4, evet, Polo evet. Muadili. İnsanların gözü çok alıştığı için biraz farklılık istiyorlar. Golf 4'leri de yurt dışında yavaş yavaş yapılmaya başlanmış. Evet. Bora ön tarafı giydirmek. Bora ön tarafı oluyor o zaman. Kare farlar. Şık zaten şey bir tasarım. Alabildiğine sade. Ha, üzerinde yapılabilecek çok fazla oynama yok işte. 90'lı yılların modifiye kalemleri, far kaşıdır efendime söyleyeyim. Evet. Araba giderken yanan sinyallerdir ama gördüğüm kadarıyla bu arabanın ön tarafında bir küçük ekstra daha var. Park lambalarının şeyi değişmiş. evet. Hava alığı olmuşlar. Aynen öyle. Zannedersem
birazcık daha farklı gelen gözüme fren sistemi ve süspansiyon olması gerektiği kadar yüksek değil. Evet. Yayları mı kestik, ne yaptık? Yok, bizde kesme biçme yok. Tamamen orijinal alınıyor. Setup sıkıştırdık. Kesinlikle. Üzerinde Aybak'ın 3,5 santimlik yayı var. Ve amortisör sistemini de şu şekil aldık. 97 model. Bilstein'in 97 GTI için üretilmiş bir amortisör sistemi var. Bu olması gerektiğinden birazcık daha sert bir sistem. Evet. Ama sertlik sizin koltukta aşırı bir rahatsızlık verecek şekilde değil. Tamamıyla yol tutuş odaklı. Biz bu arabayla yüksek hızlarda bunu test ettik. Yani sert bir viraja nasıl girebiliriz veya bu amortisör gerçekten bu parayı hak ediyor mu diye. Hı hı. Ve biz bunu kullanışlarımızda memnun kaldığımızı gördük. Birçok insan maalesef sadece görüntü için süspansiyon sistemini ele atıyor. Süspansiyon sistemini ele attıklarında da hemen dudak uçuklatan maliyeti. Biz oraya hiç girmedik ama. Evet, oraya girmeyelim zaten. Tamam. Özellikle bu döviz kurunda hiç girmeyelim. Ben kenarından bir döneyim. 4 haneli eurolar telaffuz edilir genelde iş amortisör değişimine girdiğinde. İnsanlar evet. Amortisörlerden kaçarlar. Amortisörleri standart boyunda bırakıp yayları bir şekilde kısaltmaya. Kısa yayı almak da pahalı bir işlem olduğu için dönüyorlar. Gerçekten. Maalesef çok ciddi güvenlik zaafı. Hem aracın sağının solun eşitsiz yay sertliğinin değişmesi söz konusu. Isıtılma veya bakla kesilme. Ne kadar milimetrik davranılabilir ki? Hem de bunun devamında araba bir şekilde eğer fazla yükselir evet. Yolda giderken şeyden çıkarsa o yayın maksimum strondan dışarı çıkarsa bu sefer amortisör boşta kalıyor ve rayından saparak ciddi kazaya da sebep olabiliyor. O yüzden kesinlikle uzak durulması gereken işlem. Biz bildiğimiz için hem fren sistemimizi hem amortisör sistemimizi tamamıyla değişik kullanıyoruz. Doğrusu bu. Fren sistemi tamamen değişik. Ön tarafta diskler sırıtıyor. Biraz büyük. Ne kadar farklı? Ne kadar farklı? 280 milim. Zaten bunun orijinalinde var. Biz de orijinali sadık kalarak Maslak'ta ünlü bir fren firmasında yapıldı. Hmm. İsmini vermeyeyim, reklam olur. Peki. Ünlü bir fren firmasında yapıldı ve ona göre balatalarla güçlendirildi. Eyvallah. Şu an normal GTI'den çok kısa sürede rahatlıkla durabiliyor. Yüksek hızda test edip onu onaylayabildik. ABS faal mi? Hepsi faal. Hı hı. Şu an 97 yılında olan tüm özelliklerin hepsi faal. Tüm airbag'i, tamam. Airbag sargısı, ekusu. Tüm özellikler faal mi yoksa aradan bir şeyler eksilmiş mi diye ben bir kere daha sorayım hatırlatma babında. Egzoz sistemi acaba orijinale sadık kalınarak mı buraya gelindi? Çünkü ses biraz farklı geliyor sanki. Çok, çok küçük oynamalar var. Çok küçük. Çok küçük. Egzoz sistemimizde 4-2-1 header sistemimiz var. Komple 60'lık boru, kat iptali, sonda bir susturucumuz var. çevreye rahatsızlık vermiyoruz ama. Hava filtresi de farkı tercih edilmiş. Hava filtremizde KN'nin filtresi mevcut, kutu içidir. RDA'nın da Cupra çipi var. Eyvallah. Düzgün... Araç beyin sökülerek beyine monte edildi. Tabii. Şu an takribi durum... gücü 160-165 evet. Beygir civarında. Evet. Bir gücü var. Tahmin edilen. İnsanlar genelde arabalarında modifiye yaparken çok iyimser olmayı tercih eder işte. Hemen çiş yapan çocuktan bile artı 5 beygir veya karbon görünümlü kaplamadan evet. Sayı veriyorlar. Dürüst rakamlar bunlar. Gerçekten arabanın bir taraftan gücü yükselirken alt devirlerde de torkun azalması söz konusu. Dolayısıyla kullanım stilinizi ona göre adapte etmeniz lazım. Hafif, günümüz standartlarına göre hafif, çok seri bir araba Golf GTI. Kesinlikle. Şimdi bu araba özelinde anlatacağımız detayların dışına çıkarsak, kullanıcı tecrübesi olarak Volkswagen Golf 3, bu arabayı bulmak, satın almak isteyen insanlara vereceğimiz tavsiye var mıdır? Vereceğimiz tavsiye var tabii ki. Veya ben hemen şöyle soruyu birazcık tamam. Manipüle edeyim. Baştan dikkatimi çeken şekilde işte GTI dendiğinde akla hemen Peugeot'lar geliyor. Biz niye Peugeot değil de Volkswagen peşinden koştuk? Yani Golf GTI'yi özel yapan, Opel Astra GSI'dan veya farklı yapan nedir? Ya benim şahsi görüşüm Almanların her şeyi bir sonraki adımına göre düşünebilmesi. Benim en büyük isteğim oydu. Çünkü bu araçta herhangi bir yeri söktüğümüz zaman mutlaka bir sonraki hamlesi belli. Yani bu buraya olacak, bu buraya girecek, bu belli yani. Hı hı. Mesela araç yola en ufak çıktığında eğer yeni bakım yapıldığını kabul edelim. Mutlaka bir sıkıntısı varsa en basit şekilde hemen size tepkisini veriyor. Motor sesi olsun, yürüyen aksam olsun ya bunu kesinlikle belirtiyor. En güzel özelliği bence o. Evet. Arabanın başında saçlarını başlarını yolan insanlar çok. İşte evet.
etek vuruyor efendime söyleyeyim, üfleme yapıyor falan gibi mesela tabirlerle yani motorun başından. İnsanlarımızda şu var, bakımı 10 binde bir. Ya eğer bir arabanın bakımı, kabul ediyorum, yeni tip bir araba kullanıyorsunuzdur, 10 bin kilometrede birdir. Ama bu araba 22 yaşında. Şimdi bu arabayı 10 bin kilometrede bir bakım yapamazsınız. Sonuçta belli bir metal yorgunluğu, belli bir kilometre bandı, hepsi kullanılmış ve bu parçaların çoğu artık yavaş yavaş kendini salmış malzemeler. Öyle. Ve biz bu arabayı emin olun devamlı güncel şekilde tutmak için uğraşıyoruz ve bakımlarını bir gün dahi eksiltmeden yapmaya çalışıyoruz. Kullandığımız yağ olsun, mesela hiçbir yağı 5-6 bin kilometreden fazla kullanmıyoruz. Evet, evet. Yani çok güzel söylemiş olmakla beraber bu araba GTI. Kesinlikle. Kullanım üslubu itibariyle yola çıkıldığında davranılması beklendiği şekilde kullanıldığı zaman zaten fabrikanın öngördüğü bakım aralığını aşağı çekmemiz yine fabrikanın tavsiyesi. Kesinlikle. Yani bu evet. İşte yakıt tüketim verilerini yakalamak üzere ne demişler buna? 90 km sabit hızda 6.3 litre. Evet. 120 km sabitte de 7.9. Enteresan, o zamanki tüketim normları biraz farklı. Şimdi karma tüketim diye veriliyor. Şehir içerisinde ise 10.8 litre demişler. Bunları yakalayacak şekilde kullanmaya çalışmak, böyle bunları yakalayacak şekilde kullanırsak, gaz pedalını gıdıklamaya çalışarak kullanmak başka, ama bir de devir bandının tamamını böyle bir ibre geçsin diye deyince başka. Bunları yakalayabiliyor muyuz? Güzel bir soru. Şu an günümüz şartlarında bunları yakalamak oldukça zor. Sebebi de şu: malum büyük şehirde yaşıyoruz. İstanbul gibi bir şehirde yaşıyoruz. Tabii canım, tabii. Ve devamlı trafik olan bir şehirde yaşıyoruz. Bu araba uzun yolda gerçekten ciddi az yakıyor. Çünkü 2 litre olması sebebiyle ve kasanın da hafif olması sebebiyle motor kasayı çok rahat çekiyor. Ama şehir içinde ve dur kalk trafiğe girince ciddi tüketimlere çıkıyor. 12 litre, 12,5 litre gibi bir değerler çıkıyor. 12,5 yine çok ciddi değilmiş ya. Yani ben 15'ten ağzımızı açacağımı yok, bilmiyordum. Yok, 15'lere kadar çıktığını hiç Exo görmedim. De beraber. Hiç görmedim, hiç görmedim kesinlikle. Ama yol boşken, yani çok boşken demeyelim aslında, yol akıcı trafikteyken bu arabada 6.2'leri, 6.3'leri gördük. O da güzel. Ve işin bir güzelliği ekran göstergesi, pompa göstergesiyle çok yakın birbirlerine. Çok güzel. Yani o güzel yakalamışlar ve 20 yıldır hala çalışıyor. O da güzel bir şey kesinlikle. Doğru. Artık arabaların bu kadar uzun süre gideceğini öngörmüyorlar. Üretirken malzeme ömrünü ona göre belirtiyorlar. Ona göre mühendislere direktif veriliyor. Dolayısıyla arabadaki bazı parçaların kolay bozulması da artık kaçınılmaz. Hani Golf 3'te ısrar etmek, işte artık neredeyse 8. jenerasyon zorlanıyor, niçin yeni model almadık gibi düşünen insanlara da herhalde bu bir cevap vermiş olur. Arabanın diğer detaylarını da anlatmaya çalışacağız. Kabin çok zevkli, dekore edilmiş. Tok kapı sesinin alası var. 3 kapı olduğu için şeyler de bir hayli farklı. Kapıların boyu da farklı, ağırlığı da farklı. Burada nihayete getirirken sohbetimizi, ben bir de arabanın bugüne kadar size çıkarıp çıkartmadığı arızası var mı? Ciddi dikkat edilmesi gerekecek püf noktasının evinden rastladığınız bir detayı var mı? Onu sorayım. Yani her araba gibi bu araba da kesinlikle usta seçiyor. Bu bir kesinlikle olmazsa olmazımız. Bana şu bugüne kadar çıkardığı böyle elzem bir arıza hiç olmadı. Yani her türlü arızasını en kısa şekilde tedarik edip tekrardan trafiğe soktuk. Sanırım daha önce dediğimiz Alman mühendisliği detayı da burada. Kesinlikle. Çıkıyor. Pekala. O halde içine geçelim. Golf'ün kabininden hepinize merhaba. Şimdi motor sesinin güdümünde biz seyrimize başladık. Hakikaten yapılan değişikliklerin, dışarıda egzozdan bahsetmiştik, farkı kabinde de hissediliyor. Birçok insan ilk motora el attıkları kalem hava filtresiyle egzoz sistemi oluyor. Evet. Doğrudan karşılığını aldıkları için beygir gücü olmasa bile. Ama Golf'ün iddiası sadece ses veya sadece görüntü değil, aynı zamanda yürüyebilen de bir araba olması. Bilstein amortisör demiştik değil mi? Evet. Belli oluyor zaten. Belli ediyor kendini. Kesinlikle. İyi bahiyelerle düzgün yapılan iş olduğu için gacırtı, gucurtu, çıtırtı yok. İşini sönümleme kapasitesinden feragat etmeden yapıyor. Arabanın gövdesini savurmuyor. Ya bazen yollar çok görünmeyen set var.
Hani hepsini yakalamaya çalışıyoruz ama bazen maalesef zıplayabiliyoruz. Süspansiyonu sertleştirdiğimiz zaman jantlar lastiklere binen yük artıyor. Aracın üzerindeki jantlar sanırım karakteristik Golf'ün jantları. Evet, BBS RX2 jantı diye geçiyor. İki parçalıdır. 97 GTI jantıdır. İki parçalı olmasının esprisi içinin alaşımıyla dışının alaşımı farklı. Biraz daha dayanıklı malzemeyle dudak, biraz daha hafif malzemeyle göbeği yapılıyor. İkisi birbirine perçinle tutturuluyor. Uyduruk süs perçin değil piyasadakiler gibi. Ama buna rağmen tabii yol bozukluğuna üzerine yük biner. 150 beygirdi bu arabanın fabrika verisi ancak onu korumanın ötesine geçtiği aşikar. Verdiği his, en azından kabine verdiği ses itibariyle bir hayli değişmiş vaziyette. Normal Golf'lerle GT'nin arasında zaten bayağı bir gömlek fark var. Şu anda kullandığımız haliyle de araba güzel, keyifli olmuş. Burada frenin önemi işte ortaya çıkıyor. Tabii ki. Dokunduğunda kafasını indiriyor. Bunu biliyor olmak da zaten. Yani dokununca durmayacağını bilerek kullanmak başka, ayağın altında fren olduğunu bilerek kullanmak başka. Kesinlikle. Mesela şu an ölü viteste kaldırdık. Testini burada deneyebilir miyiz? Olabilir. Gayet güzel. Gayet güzel, keyifli bir şekilde. Yani güveniyorsun, en azından arabam duruyor. Delikli disklerin faydası insanın sadece kullanırken gördüğü performans ötesinde. Kesinlikle. Oradaki olduklarını, oradaki varlıklarını biliyor olmak. Yani verdiğiniz miktarları kesinlikle emin olun cevabını veren bir parça. Evet. Ölü yatırım gibi bakmamak lazım. Arabanın motoruna yaptığınız işte hava filtresidir, egzozdur. Hemen karşılığını insanlar aldıkları için görüyorlar ama bir kere başlarına musibet geldiği zaman süspansiyonun ve frenin önemini kavruyorlar. O açıdan gerçekten yapılan yatırımın kaliteli yapılması, evet harcanan meblağlar çok yukarı çıkabiliyor ama düzgün içlikle doğru uygulanması çok önemli. Arabanın servis bakımları için tercih ettiğimiz yer konusunda sadakat önemli demiştik. Modifiyelerden sonra durum değişiyor mu? Modifiyelerden sonra durum yani aslında değişmiyor. Klasikçilerin şey problemidir. Karbüratörü, karbüratörcü de, elektrikçi de. Yani bir Volkswagen servisine gidip anahtarı bırakıp çıkmak mümkün değil galiba artık. Şimdi bizim camiadaki abilerimizden Garaj 34 Veysel Çiçek abimiz bu işin duayenlerinden bir tanesi. Elektrikle ilgili bir problemin olduğunu kabul edelim. Oraya gittiğinde bu adamın altyapısında motor da var. Abi şurada da bir sıkıntımız var, onu da hallederiz. Abi buraya da bir bakalım mı? Sıkıntı yapma, çözeriz. Yani teknik bilgisi çok yüksek, el becerisi çok yüksek ve yapamayacağı benim gözümde bir şey yok. Yeter ki istesin. Her şeyi yapabiliyor. Harika. Onu da bildiğimiz için rahat rahat bu arabalara gönül rahatlığıyla biniyoruz. Bilgi birikiminin bir önemli avantajı da bir tarafı yaparken bir tarafı bozmamak herhalde. Evet. Arabanın birbiriyle çelişen aksamı, birbiriyle çelişebilen tamir işlemleri çok ciddi can sıkacak. Çok ciddi masraflara kapı açacaktır. Yani bir hasar, amiyane tabirle daha başındayken müdahale etmek veya öngörebilmek çok çok ciddi tamir faturalarından kurtaracaktır. Geçersek arabanın kendi özel durumu dışında, Golf zaten Volkswagen malzeme kalitesiyle yapılan üretimlerindeki işçilikleriyle meşhur markalardan bir tanesi. Gerçekten birçok insan, ki tok kapı sesinin alası var demiştik, birçok insan bu arabaları bu yüzden tercih etti, bu yüzden sevdi. Baktığında da 22 yaşında bir araba için bir hayli muntazam kabin. Revizyondan geçti mi? Konsol, şimdi, kokpit. Göğüs komple sökülerek iç yalıtımı arttırıldı.
Çünkü maalesef güneş yanığı ve devamlı ısınan parça kendini belli bir müddet sonra salıyor. Eyvallah. Ondan dolayı komple göğüs yalıtımı iç tarafı izolasyonu yapıldı. Hı hı. Onun için de şu anki görüntü hale geldi. Dış olarak baktığımızda da zaten kullananlar çoğu bilinçli insanlardı. Doğru. Bir çiziği, çürüğü, herhangi hiçbir şeyi şimdilik yok. Birçok otomobilde bu talihsizlik var. Baz modellerin talihsizliği. Golf 3 dizel almakla Golf 3 GTI almak arasında bulduğumuz örneklerin kondisyonu açısından inanılmaz fark var. Bir tanesi yük eşeği olarak davranırken bir tanesi arabasını bilen, seven insan tarafından sürekli üzerine titrenerek muhafaza edilmiş oluyor. Bu araba da öyle örneklerden bir tanesi. Bakınca arabanın evet hatları da muntazam, şey de güzel ama golf esprilerinin birazcık ötesine geçiyor. Golf topu şeklinde vites topuzu hala muhafaza olmuş. Biz Recaro koltuklarda oturuyoruz. Evet. Bu tek kapı veya üç kapı nasıl derseniz hatchback gövde olduğu için. Arka koltuklara binip inmek azıcık zahmetli olmasının ötesinde arka tarafın alışıldıktan, bugün artık alıştığımızdan bir hayli geniş olduğunu gözlemledim. Bilmiyorum. Otomobilde, otomotivde bazı şeyler ileri giderken bir taraftan da geri mi gidiliyor? Bunu sorgulatıyor sanki bana. Gördüğüm her eski güzel araba. Yani benim bir görüşüm var. Bunu Golf 3'te bence tam başarıya ulaşmışlar. Golf 3 ne son teknolojik bir araba ne de çok mekanik bir araba. Tam evet. Böyle ortada. Evet. O çok güzel yakalanmış. Doğru. Elektronik olarak özellikleri, klima, çift hava yastığı gibi özellikleri var. Fren sisteminde ABS'si var. Gayet güzel. Aynalar elektrikli ayarlanıyor. Evet, aynalar elektrikli ve ısıtmalı. Merkezi kilidi var tabi. Ufak tefek detaylar ama baktığınız zaman bugün artık adını zikretmekte insanların şaşırdığı, her arabada var nasıl olsa diye söylemediği şeyler. Eskiden otomobil için olaydı bunlar, her arabada bulunmuyordu. Çağın hala daha çok uzağında değil ama çağın normlarından, can sıkanlarından yoksun. Şimdi her tarafında sensör var arabaların. Park ederken kolaylık belki ama baktığımızda bu arabanın görüş açılarının ben çok iyi olduğunu görüyorum. Evet, söylüyorum. Her yerden, her köşeden, her noktasını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Zamanında tenkit alan arabanın tasarımını da özel yapan detaydır aslında. C sütunlarının kalın olması. Ama ona rağmen bugünkü standart artık o kadar daraldı ki bu arabanın arka çapraz görüşünde hiçbir problem yok. Onu çok net söyleyebilirim. O açıdan evet, bazı şeyler ileri giderken bazı açılardan da geri gidilmiş sanki. Kullanıma dair bu arabanın peki zorluğu var mı? Şimdi motor modifiyesinden sonra alt devrim biraz zayıfladı herhalde. Gazlı kullanmanın daha eğlenceli olduğu bir tablo var. Ötesinde evet. Vites değiştirirken veya ne bileyim günlük kullanımda diğer otomobillerden farklı davranılması gereken bir esprisi var mı? Ya şimdi yaşının vermiş olduğu bir yorgunluk var. Bu araba 22 yaşında bir araba. Hı-hı. Ve kesinlikle sıfır araba muamelesi görülmemesi gerekiyor. Evet. Birinci özelliğimiz bu. Bazı insanlar aşırı yük vuruyorlar. Bagajınadır, arka koltuklarınadır, her yerine. Hı-hı. Yani ben aslında buna kızıyorum. Yani bu o tarz bir araba değil. Evet. Bu sonuçta belli başlı bir yaşını almış, düzenli bir araba. Buna birazcık daha koruyacaksın, kollayacaksın. Ben mesela sitede oturuyorum ve emin olun kimsenin arabasını park etmediği veya park etse bile bir kapı boyu hani bana açsa dahi vurmayacağı bir yere koymaya çalışıyorum. Ama evet. Sağ olsunlar gene güzelliklerini yapıyorlar ve kapılarımın kenarları genelde vuruktur. Bu üzücü, kaç kez konuşmalarıma rağmen komşularımla başımıza tabii geliyor. Birçok insan için sadece bir araba, hatta sıradan bir araba uzaktan baktığında ama sahibinin gözünün nuru, göz bebeği. O açıdan gerçekten klasik otomobil sevenlerin, klasik otomobil sahiplerinin dilinden anlayan insanların çoğalması hepimizin ortak temennisi olmalı. Kullanımı golf pratikliğiyle ünlü bir araba. Evet. Süspansiyon modifiyesinden sonra azıcık daha sertleşmesi yine rahatsız edici boyutta olmadan kullanılabilir haldeyken bu berbat asfalt kaplamasına dahi gözlemlediğimiz şekilde evet, yine kullanılabilir vaziyette kalıyor olması da güzel. Arabada kule gergisi yok, öyle değil mi? Kule gergisi yok, siparişini verdik. Yani yakında gelecek inşallah, takacağız en kısa süre içinde. Ama büyük bir eksikliğimiz de o, kule gergisi. İnşallah çok bulduk.
Siparişini verdik, gelecek. Çok da büyük eksiklik olmayabilir, zira gövdenin çok fazla esnediğini görmüyoruz sanki kullanırken. Gıcırtı çatırtı pek gelmiyor sağdan yani, solundan. Bir de kullanıcılar, yani daha eski kullanıcıları da, ben de dahil olmak üzere, biraz titiz insanlarız. Hani insanların tabiriyle kıl insanlarız. Estağfurullah. Çünkü yani dişimizden tırnağımızdan arttırarak bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu da en ekonomik, en güzel şekilde olması için uğraşıyoruz. Ondan dolayı birazcık kıllığımız olabilir. Ama emin olun kimseyi kırmak için, üzmek için veya onurunu incitmek için bu kıllığımız değil. Sadece doğru. Zor kazanıp kolay harcamak istemediğimiz için. Doğru, doğru. Evet, bu tip arabaları, böyle ikonik modelleri bulup da almak isteyen insanların gözünü korkutan şeylerden başlıcası maliyet ve uğraşma zorluğu. Eğer otomobilinizi seviyorsanız, ona vakit ayırabiliyorsanız bakımlarına, ötesinde de çok ciddi bütçe ayırmanıza gerek kalmadan böyle bir otomobil sahibi olabilirsiniz. Bir sürü avantajı var benzer bütçeyle sahip olan modellerden. Bu araba özelinde daha çok yenisini alabiliyorlar bu rakamlara. tabii. Ama bu araba özelinde konuşmayalım. Türünün müstesna bir numunesi. O yüzden genel fiyat skalasına da baktığımız zaman Türkiye'de pek yaygın bulunan modellerden olmadığı için hani kıyaslama yapılacak çok fazla araba yok. Ama benzer, yine ruhu olan, düzgün tarihçesi olan bir üretim uslubunun ürünü farklı arabalar var. İnsanlar korkuyorlar, kaçıyorlar. Herhalde günümüz şartlarında ille de LPG takmak zorunda kalmadan, şey yapmaya gerek kalmadan, arabanın üzerinde ciddi oynama yapmaya gerek kalmadan kullanmak mümkün. Diyelim, ötesinde de biz otoseyir olarak dilimiz döndüğünce yeni otomobil haberleri verdiğimiz gibi böyle farklı modelleri de sizlere konuk etmeye çalışacağız. Emrah Evranlı Bey, teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Oldu. Güzel ayağınıza arabasıyla sağlık, beraber. Ayağınıza sağlık, geldiniz. Sizin de pedalınıza mı sağlık diyelim, ne diyelim? Öyle diyelim. Pekala, farklı bölümlerde görüşmek üzere. İyi seyirler. Görüşmek üzere.